Merhabalar, ben Yaşar Sürmen. Kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda arkadaşım İlhan ve Polos'unu konuk edeceğiz. İlhan'ı da işten koparttım bugün. Kendisi jant lastik işi yapıyor Çerkezköy'de. Jant lastik almak isteyen de varsa bu arada Türkiye'nin her yerine uygun fiyatlarla kargo yapıyorlar. İlhan size fiyatta da yardımcı olur. Bu kanaldan geldiğinizi söyleyin. Yeterli. İlhan kardeşimin 1.0 Trendline Polos'u var. 75 beygir güce 95 Nm'de torka sahip aracı. Fakat bu normal bir Trendline değil. Gördüğünüz üzere İlhan bayağı emek harcadı üstünde. Yani gayet hoş bir şekilde yaptı. Araçta birçok ekstra var. Fardan stopa, janttan tamponlara kadar. İlhan'cığım, aracında ne gibi ekstralar var? Ne gibi değişiklikler uyguladın? Bize biraz anlatır mısın? Tabii. Aracımda yani GTI far aldık. GTI tamponumuz. GTI panjurumuz, GTI, yani GTI demeyelim de Highline Stop var ledli. Evet, Kayar ledli bu arada. Evet. Ön farlar da aynı şekilde, arka farlar da gayet hoş bir görüntü sağlamış araca. Tabii, 18 Oz Ultra Legera Center Lock jantımız var. Ön arka lastike batında farklı gördüğüm kadarıyla. Tabii. Önlerde 205, 35, 18 tercih ettim. Arkalarda 215, 40, 18. Yani basıklıkta daha hoş görüntü olsun. Peki, diye. Peki konfor nasıl oldu? Yani konfor şu anda çok memnunum. Yani o da coil'den olsa gerek. Yani pres tercih etmiyorum. Spor bu arada tercih etmiyorum. Önlerde coil var. Arkalarda pres var. Pres var yayda. Evet. Onun dışında OM orijinal GTI difüzörümüz var. Arka tarafta. Onu aynen. Da zaten ben şimdi koyacağım videoya. Bir Akrapovic egzoz başlığımız var. Evet, o da gayet hoş durmuş. Güzel bir detay olmuş. Karbon, evet. Onun dışında ekstra dışında başka bir şey yok. Yapılacak bir şey de tavana kalmadı. Tavana folyo yapmışız. Cam tavanı gördüm. Araçta cam tavan yok. Evet. Ama gayet hoş duruyor yani. Normalde ben ilk gördüğümde aracı cam tavan zannetmiştim. O da renk uyumlu olsun diye şey yaptık. Yani normal boş sade olunca çok hoş durmuyor. Yani. Güzel çok olmuş. Gayet hoş duruyor. Evet. Ayna kapakları bu renk mi normalde? Ayna sen kapakları, boyattın. Kapakları yani jantlarımda çizik vardı. Jantlarını boyadık. Yani jantlarla ayna kapakları kombin olsun dedik. Aynı renge boyadık jantları. Normalde araç renginde ama. Tabii araç renginde. Anladım. Trendline'da normalde mercekli far yok. Tabii boş far var. Eski halini ben sana atarım. İstersen eklersin videoya. Tamam, onu da bir koyarız. Sis farı falan mevcut ama herhalde. Sis farı, evet. Yani gündüz farı diye geçiyor bunlarda. Gündüz anladım. Farları. Normal Trendline paketinde mevcut. Evet. Onun haricinde renkli kapı kolları, renkli ayna kapağı falan standart geliyor bunlarda. Tabii. Zaten. Bir de çamurluğa bir GTI. Aynen, çamurluk bıçağı koyduk. Aynen. Yani o da farların içinden geçen kırmızı şeritler, kapaklardaki kırmızı şeritler öyle bu kombin olsun diye. Bu farın içinde bu kırmızı orijinalinde mi var? Yani iki çeşit var. Orijinalinde, evet, orijinalinde var. Ha, açıp boyamadınız yani. Tabii, evet. İlhan, sen kendin jantçısın zaten. Evet. Bu araca 18 jant koymuşsun. Normalde polo için büyük bir ebat gibi, evet, geliyor bizlere. Evet. Bir sıkıntı açıyor mu? Yani, bizi biraz bilgilendirir misin bu konuda? Şöyle söyleyeyim, yani 18 Oz, yani hem orijinal jantlarım, yani ithal, yani yan sanayi falan kullanmadık. Direkt orijinal tercih ettim. Yani orijinal olunca zaten tabii kolay yani kolay bir şey yapamıyorsun herhalde. Yani. Yani o kadar çukurdan geçiyorum şey, herhangi bir şey şükür daha başımıza gelmedi. Yani Çerkezköy'ün yolları da biraz bozuk tabii zaten. Tabii tabii, kesinlikle. Yani onun dışında bu kasaya 18 bence ideal ya. Yani bir önceki 6C vardı bende. Evet. Önceki kasa. Onda 18 biraz sıkıntı yaratıyordu. Onda hani maksimum 17 kadar kullandık. Yani 18 bu kasada bence ideal. Anladım. Bu arada biz İlhan'la 208 GTI grubundan tanışıyoruz. İkimizde de 208 GTI vardı. İlhan, şimdi 200 beygirlik bir arabaya bindin. Belki daha güçlerine bindin. Şimdi 75 beygirlik bir araç kullanıyorsun. Evet. Seni tatmin ediyor mu? Yani tabii ki tatmin etmiyor. Yani şimdi şöyle söyleyeyim. 75 beygir araç olduğu için artık hızı kafandan siliyorsun. Yani. Yani hani hızla çok işim de kalmadı diyebilirim. Tamam, hızı seviyoruz ama yani sen demiştin ki görüntü aldık. Olsun, tabii, güzel tabii. Dursun. Yani artık görüntüye geçti olay. Başarmışsın da ama yani gayet hoş duruyor. Teşekkür ben çok ederim. Beğeniyorum arabanı. Çok da temiz aracı bu arada. Zaten takıntılıdır biraz yani. En ufak tabii, bir şey olsun gider yaptırır. Kesinlikle. Halleder. Arabacı tayfa böyle. Thank you.
kısma geldiğimizde gayet rahat bir oturma pozisyonu var. Koltukta ve direksiyonda yükseklik ayarı mevcut. Diz mesafem gayet iyi. Şu kısımda bacağımı rahatsız etmiyor. Bir kol dayamamız mevcut. Gayet iyi konumlandırılmış. Vitese ulaşmakta da zorluk çekmiyorsunuz. Kokpit de gayet güncel. Gayet hoş bir kokpit. Benim hoşuma gitti. Arka kısma geldiğimizde benim boyum 1.78. Rahatça sığabiliyorum bu araca. Diz mesafesi, baş mesafesi oldukça yeterli. Bu kısma 3 kişi oturmakta biraz zorlanabilir. Fakat 2 kişi rahatlıkla seyahat edebilir. Şimdi gelin sürüşe geçelim. Sürüş esnasında da biraz araçtan bahsedelim. Şimdi sürüşe geçtik. Özelliklerden bahsedelim biraz. İlhancığım, aracın ne gibi özellikleri var? Yani şöyle söyleyeyim. Yani bir önceki kasadan örnek verirsek Trendliner'dan. Aralarındaki fark, bir önceki kasalarda direksiyonda tuşlar mevcut olmuyor. Bunda dolu. Evet, ya da tek tarafta tuş oluyor. Tabii. Diğerinde olmuyor. Bir önceki çektiğimiz Polo'da da direksiyonun iki tarafı boş zaten. Boştu, evet. Otomatik far sensörümüz var. Klimamız yani, zaten var. Aynen, Trendline bir araçta far sensörü olması çok iyi gerçekten. Tabii. Onun dışında ekranımız bir önceki kasaya göre yani daha büyük. Daha büyük. Dokunmatik, evet, bir ekran dokunmatik var. Bluetooth bağlantısı gerçekleştirebiliyorsunuz ama navigasyon mevcut değil. Evet. CarPlay özelliği de yok bu arada. Evet. Ama gayet kullanışlı. İş görüyor. Yani, araçta start stop özelliği var. Bu da standart geliyor. Evet, yokuş kalkış desteğimiz var. Yokuş kalkış desteği var. Yani aslında araç Trendline ama değil yani. Tabii. Normalde yani, Comfortline'da olacak özellikler bunlar diye düşünüyorum. Evet. Dijital klima tercih etmek isterseniz 1.0 TSI'ye geçip Highline paket tercih etmeniz gerekiyor. Comfortline'da ve Trendline'da dijital klima yok. Evet. Highline'ın bu paketten farkı park sensörü geliyor. Comfortline'da da var sanırım park sensörü. Comfort'ta da oluyor, evet. Daha geniş bir ekran var Highline'da. CarPlay özelliği de içerebilir. Net olarak bilmiyorum. Daha sonra Highline'ın döşemeleri biraz daha farklı, daha konforlu. Tabii. Bu da fena değil ama ya. Yani yok, güzel. Da bu da rahat. Onun haricinde Highline'da şey var, hız sabitleyici var. Bildiğim kadarıyla. Evet, onlar da var. Aynen. Yağmur sensörü geliyor. Bu araçta yağmur sensörü yok ama far sensörü mevcut. Konfor konusuna gelelim. İlhan, daha önce bindiğin araçlarla bir kıyaslar mısın konforunu? Yani şöyle söyleyeyim, yeniliğinden olsa gerek, konfordan yana şu an hiçbir sıkıntım yok. Gayet yani memnunum işte, sen de fark ettin zaten, içinde de bir trim sesi var. Yani biz bu arabayla bayağı yol yaptık zaten. Tabii, çok yaptık. Aynen. Ben çok memnunum açıkçası ya. Bir de araçta coil var önlerde ve tabii, dip nasıl kullanıyor yani İlhan? Aynen, coil şu an 1'de falan. 18 jant var, evet. 35 yanak lastik var önde. 35 yanak, evet. Yani gayet konforlu buna göre ki orijinal hali çok daha konforludur tabii. Muhtemelen. Koltuklar da gayet rahat. Benim hoşuma gitti. Yani. Zaten kol dayaması var. Yani ben kol dayama herkes belki aramıyor ama ben alıştığımdan mıdır rahatlık nedir? Gerçekten. Aynen öyle yani, hele biraz uzun yol yaptığın zaman kol dayama evet, mükemmel oluyor. Peki aracın yol tutuşundan memnun musun İlhan? Yani yol tutuşundan memnun muyum? Yani tabii ki diğer önceki arabalarıma göre değilim aslında ama yani çok da kötü değil. Yani yüksek hızlarda, virajlarda falan bir ürkütmüyor değil. Yani şöyle yüksek kıyaslayalım bunu. Yani, B sınıfı bir araç. Tabii ki tabii. Yani ona göre kat kat iyi. Ama şimdi yani zamanda 208 GTI geçti elimizden. Aynen. Ondan sonra tabii ki şey geliyor bu. Kötü. Ya sonuçta bir performans aracı değil ama bir aile için ideal diye düşünüyorum. Kesinlikle. Ya biz de o kadar yol yaptık, ne savurduğunu gördüm ben ne tabii, bir şey yaptığını. Tabii. Yok canım, o kadar değil. Sen zaten orijinal haliyle çok fazla kullanmadın. Yani bir hafta falan kullandım. Değil mi? Evet. O yüzden çok da tecrübe edemedin. Evet. Ama yani benim kıyasladığım araçlara göre, yani sınıfına göre hoş, güzel. Kat kat iyi. Ya bir de bu coil falan olunca tabii yol tutuşu artıyor bayağı. Ben memnunum valla konforundan.
Ya zaten memnun olunmayacak bir araç değil. Yani iç konsol falan görüntüsü çok hoş. Volkswagen bu konuda gerçekten güzel ya. Ben seviyorum Volkswagen'i. Aynen öyle yani. Sade ve şık bir tasarım var. Evet. Motor konusuna gelelim peki. Hani dışarıdan çekerken biraz konuştuk ama çok detay vermedik. Evet. Motorda kronik bir arızası falan var mı bu motorun 1.0'ın bildiğin? Yani zamanında araştırdım. Yani araştırdığım kadarıyla yani eş dost yardımcı oldular bana. Yani öyle yani turbo olmadığı için kafa rahat. Bir sıkıntı öyle yok bir diyorsun. Sıkıntımız yok evet. Yakıt anda, olarak nasıl peki? Yani yakıt şu an 6.6. Ne bileyim ideal gibi geliyor bana ya. Şehir için mi bu? Bu şehir içi. Şehir dışında baktım uzun mı yolda hiç? Falan yani 5.7, 5.4'lere kadar falan düştüm sanırım. Hatırlıyorum öyle. Güzel rakamlar. Tabii tabii. Yakıt konusunda üzmüyor ya. Yani benzinli bir araç. Evet. Performans da yani insanların aklına şey kalmasın. Hani 1.0 atmosferik. Yani rahat düz yolda 150-160 gidiyorsunuz yani. Yani evet ben de ona değinecektim. Evet. Hani 1.0 atmosferik ama hayır gayet... Yani şöyle söyleyeyim, Clio 1.0 Clio ile bu aracı kıyaslayamazsınız. O biraz daha hantal kalıyor. Yani bu 150-160 düz yolda basabiliyorsunuz. Ya tabii aynen. Yokuş falan işin içine girince 190-200 de oluyor da. Ama ne kadar sürede oluyor? Aynen öyle çok şey yok yani. Tabii. Atak. Yok ben memnunum ya. Üst devirlerde çok canlı değil ama alt devirlerde baya evet, şey atak yani. Şehir içinde tam sakince, şehir güzelce kullanabilirsiniz aslında. Yani bu aracı. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.